Sevgili çocuklar merhaba. Bir önceki dersimizde ikinci sınıf Türkçe dersi hece konusunu işlemiştik. Öğrendiğimiz bilgileri etkinliklerde nasıl kullanacağımızı göreceğiz şimdi. Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi hecelerine ayıralım. Bakın burada yönergemizde çocuklar bizden iki tane şey yapmamız isteniyor. Birincisi aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi hecelerine ayırmamız isteniyor. Devamında kaç heceden oluştuklarını karşısına yazalım deniyor. Örnek verilmiş zaten. Kapı sözcüğü hecelenmiş burada. K, P şeklinde heceler arasına kısa çizgi konarak hecelenmiş ve kaç heceden oluştuğu yan taraftaki kutuya yazılmış. Bizden de aynı etkinliği yapmamız isteniyor. Şimdi sizlerle birlikte bu etkinliği yapalım. Bilgisayar. Ağzımızın kaç kez hareket ettiğini sayalım. Bil, ilk hareketinde bil, ikinci hareketinde gi, üçüncü harekette sa ve dördüncü harekette yar hecelerini söylüyoruz. Evet, dört kez hareket ettiğine göre dört hece diyoruz çocuklar. Güneş sözcüğü, gü, neş şeklinde heceleniyor. İki heceli bir sözcük. Tren. Çocuklar, bir önceki videomuzda her hecede bir tane sesli harf bulunması gerektiğini söylemiştik. Bu tip sözcüklerde bu bilgi bize çok yardımcı olacak. Harflere bakarsak, dikkatli incelersek sadece bir tane E harfinin sesli olduğunu görüyoruz. O halde tren sözcüğü bir heceli bir sözcüktür. Bir hece. Öğretmenim söylerken tren şeklinde söylemiyor muyuz? Tren. Ağzımız iki kere hareket etmiyor mu? Diyecek olursanız hayır çocuklar. Tren. Ağzımız bir kez hareket ediyor. Çünkü tren. Burada sesli harf yok. T, iki heceli olması için burada bir i harfinin olması gerekiyor. Buna benzer sözcükler var mı? Var tabii ki. Türkçemizde kullandığımız örneğin kurt. Bir heceli bir sözcük. Kart. Bir heceli sözcük. Sert. Bir heceli sözcük. Niçin bir heceli? Çünkü bir tane sesli harf var dikkat ederseniz. Evet, saklambaç. Ağzımız üç kez hareket ettiğine göre saklambaç. Üç heceli bir sözcük diyoruz biz. Karınca. Ka. Rın. Ca. Evet, üç heceli bir sözcük. Birinci etkinliğimizi bitirdik. Geçelim ikinci etkinliğimize çocuklar. Yönergeleri çok dikkatli okumamız gerekiyor. Yönergeler çocuklar bize ne yapmamız gerektiğini açıklayan yazılardır. Etkinliklerin ve soruların üstünde bulunan açıklamalara yönerge diyoruz. Evet, yönergemizi dikkatli okuyalım. Altında ne yapmamız istendiğini anlayalım ve ona göre etkinliğimizi yapalım. Karışık olarak verilen heceleri birleştirerek anlamlı sözcükler yazalım. Evet, üç tane heceden oluşan bir sözcük bulmamız isteniyor bizden. Nedir bu sözcük? Hecelere bakalım. L, K, bek. Ne olabilir? Ne çağrıştır size? Kelebek değil mi? Evet, sözcüğümüz kelebek. T, kösbek. Ne olabilir çocuklar? Eminim buldunuz. Kös. T, bek. Çocuklar, bu tip etkinlikler ikinci sınıfta karşınıza çıkacak. Men, yür, de. Ne olabilir? D'yi başa getirelim. De, yür, men. Dal, san, ye. Eminim çağrışım yapmıştır. San. Dal, ye. N, K, P. N, K, P. K, P, N. K, N, P.
Evet, bu şekilde de değişik şekillerde birleştirerek doğru sözcüğü bulabilirsiniz çocuklar. Ka, ne, pe. Banali, nabali, nali, ba, balina. Sözcüğümüz balinaymış. Çünkü anlamlı tek sözcük balina oldu. Evet, B, S, L. Ne olabilir? El, bi, se, kaliklem, kaliklem, kalemlik. Farklı farklı şekillerde çocuklar heceleri birleştirerek doğru sözcüğü bulabilirsiniz. L, T, fon. Tabii ki telefon. İkinci etkinliğimizi de sonlandırdık çocuklar. Gelelim üçüncü etkinliğimize. Görsellerin adlarını yazalım. Evet, burada görseller verilmiş, resimler verilmiş bize çocuklar. İstenilen bilgileri tabloya yazalım. İstenilen bilgiler neymiş? Kelime. Bu kelimeyi yaz diyor. Bu görsellerin adlarını yaz diyor. Şimdi sırayla hepsini yazalım çocuklar. Birinci sözcüğümüz top. İkinci görselde verilen varlığın ismi kelebek. Üçüncüsü, ne görüyoruz çocuklar bu resimde? Evet, bir tane bayan var, yetişkin bayan, bir tane çocuk. Aralarında ne yapıyorlar? Kitap alışverişi yapıyorlar. Arkada da kitaplar dizilmiş. Neresi olabilir burası? Tabii ki kütüphane. Kütüphane. Üçüncü resmimiz, dördüncü resmimiz, özür dilerim, elma. Şimdi kelimelerimizi yazdık. Ne istiyor bizden? İkinci sütunda istenilen bilgi ne? Ünlü harfler. Evet, bu sözcüğü oluşturan ünlü harfler hangileri? Top sözcüğünde tek heceli bir sözcük bulunan ünlü harf sadece O harfi. Hece sayısını istiyor üçüncü sütun. Birinci sütunda kelimeleri yazdık. İkinci sütunda ünlü harfleri yazacağız. Üçüncü sütuna hece sayısı. Top kaç heceli? Bir heceli. Bir hece. Buraya da hecelerini yaz diyor. Yani bunu hecele diyor. Top tek heceli olduğuna göre top sözcüğü, top hecesini, sözcüğünü en son dördüncü sütuna yazıyoruz. Kelebek. Ünlü harfleri bulacağız. Kelebek sözcüğünü oluşturan ünlü harfler hangileri? K hecesinde E var. L hecesinde yine E var. Ve bek hecesinde yine E sessizi var. Üç tane E sesli harfi kullanılmış kelebek sözcüğünü yazarken. Şimdi kelebek sözcüğündeki hece sayısı kaç? K, L, bek. Evet, üç kez hareket ettiğine göre ağzımız üç heceli diyoruz. Hecelerini yazalım. K, L ve bek heceleri. Üç tane hece çocuklar. Kütüphane. Şimdi sırayla birinci hecede ünlü harfleri yazacağız ya. Birinci hecemizdeki ünlü harfimiz ne? Ü harfi. İkinci harekette çıkan sesli harfimiz hangisi? Tüp derken yine Ü harfi. Üçüncü hecede A harfi. Dördüncü hecede E harfi var. Bir önceki videomuzda ipucunu vermiştim. Çocuklar, kaç tane sesli harf varsa o kadar hece vardır demiştim. Evet, buradaki sesli harflerimizi sayarak buraya dört heceli bir sözcük diyebiliriz. Çünkü bir sözcüğü söylerken ağzımız sesli harflerin sayısı kadar hareket ediyor. Dört hece. Şimdi heceleyelim. Kü, tüp, ha, ne, kütüphane. 3-4 kez hareket etti ve biz de 4 heceyi buraya yazdık. Elma sözcüğünü, şimdi ünlü harflerini bulalım. İlk hecemizde E ve ikinci hecemizde A. Kaç hece? 2 harf olduğuna göre 2 hece. Hecelerimizi yazalım. Elma. Evet, bu etkinliğimizde
Bu şekilde bitirdik. Görsellerin adlarını yazalım. İki tane şey yapmamız isteniyor bizden çocuklar. Önce adlarını yazalım, sonra istenilen bilgileri tabloya dolduralım. Evet, kelime. Birincisini örnek olarak vermiş zaten. Yaptık biz bunu diyerek üstünü çizmiş. İkincisi, bu hayvanı tanıyor musunuz? Evet, kanguru. Kanguru. Kanguru sözcüğünün ünlü harfleri hangisi? A, U ve U. Hece sayısı kaç? Hemen sesli harflerimize bakarak hece sayısını bulabiliriz ya da ağzımızın kaç kez hareket ettiğini sayarız. 3 hece. Hemen heceleyelim. Kan, gu, ru. Biz de yaptık diye üstünü çizelim. Evet, buraya geldi. Nedir bu? Resim. Farklı farklı isimler vermiş olabilirsiniz. Baba ne diyenler vardır, anne anne diyenler vardır, nine diyenler vardır. Evet, biz siz hangisini söylüyorsanız çocuklar o sözcüğü yazabilirsiniz. Ben anne anne diyorum. Bu arada anne anne sözcüğünün de nasıl yazılması gerektiğini görelim çocuklar. Anne anneyi birbirine bitişik şekilde iki tane anne yazarak yazıyoruz. Babaanne diyenler için de çocuklar doğru yazımını şurada göstereyim. Baba ve anne. Özür diliyorum. Baba anne şeklinde yazmamız gerekiyor. Evet, anneannedeki ünlü harfleri bulalım. A, E, A, E harfleri saydığımızda babaanne sözcüğünün, anneanne sözcüğünün 4 heceli olduğunu görebiliriz. Heceleyelim. An, ne, an, ne. Evet çocuklar, bunu da bitirdik. Kurt sözcüğüne bakalım şimdi. Köpek diyenler olabilir ama resimde görmüş olduğumuz hayvan çocuklar bir kurt. Kurt nasıl yazılıyor? Evet, tek heceli bir sözcük. İçerisinde bulunan sesli harfimiz sadece U. Ve bir heceli diyoruz. Hecelerken de tek heceli olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Bu videomuzdaki çocuklar, son etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki görsellerin adlarını hecelerine ayırarak yazalım diyor yönergemiz bize. Bu hayvan adı herkes biliyor eminim. Fare. Evet, bu görselde gördüğümüz sevimli hayvanın adı ah, ta, pot, ko, yun. Bu sevimli canın adı kap, lum, ba, ığa. 4 heceli. Kaplumbağa yazıp sonundaki ğa'yı yazmadan yazarsanız çocuklar yanlış yapmış olursunuz. Kaplumbağa. Evet, buradaki varlığımız. Araba diyenler vardır. Taksi diyenler vardır. Ben çocuklar otomobil diyorum. Oto mo bil. Görselde gördüğümüz varlığın adı çocuklar. Evet, bu sevimli canlı ağaçlarda yaşayan, genellikle fındık ve cevizle beslenen sincap. Yıldız. Ve çocuklar ağaç. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik çocuklar. Bundan sonraki videoda etkinliklerimize devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.